Katliam gibi bir şey olur zannedersem. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum ben arkadaş. Bana hiç sorma. Allah'ın verdiği bir ceza gibi bir şey yaptı. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bilindiği üzere ilk önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsünde ölüm oranları gitgide artıyor. İran ve Japonya'da da ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'ye gelse neler olur? Halkımız bu konu hakkında neler düşünüyor? Koronavirüsü hakkında neler biliyor? Gelin hep beraber bu soruların cevaplarını halkımızdan alalım. Koronavirüsü hakkında neler düşünüyorsunuz? Koronavirüsü hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl korona? Ben anlamam o şeyden ya. Çin'de çıktı. Ölüm oranları gitgide artıyor. Bir şey olmaz. Ne yapalım? Nüfus çok. Peki buraya gelse ne yaparsınız? Ne yaparım? Daha fazlasını veririm çoklar. Kim varsa. Yaramaz adamlar. Hepsi kim veririm. Yani koronavirüsü durduk yere verilen bir şey değil. Günahlardan dolayıdır bence. Yapılan zulümlerden dolayı mı diyorsunuz? Aynen öyle ablam. Yapılan zulümlerden. Yenilen haram paralardan. Vesaire. Peki Türkiye'ye gelse ne olur? Türkiye'ye gelse Türkiye'ye de ölüm olur. Yani haram yiyen, fuhuş yapan böyle çok. Onların başına geliyor. Koronavirüsü Allah'ın Çin'e göndermiş olduğu bir zulüm şey olarak yani mükafat olarak düşünüyorum. Çin'in Uygur Türklerine yapmış olduğu zulümden Allah onları mükafatlandırdı. Sadece söyleyeceklerim bu kadar. Allah bizden uzak etsin. Amin. Peki Maraş Paşa koruduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğrudur. Herkes Maraş Paça mı içsin koronavirüsünden korunmak için? Maraş Paçası'yla Kars Paçası virüsten korur. İçin korkmayın. Soğukta insan kalmaz. Değil mi? Hiç kimse kalmaz. Yani esnaf dükkan kilitler yani her yeri. Peki maske sizce koruyor mu? Sanmıyorum. Maske korumaz mı diyorsunuz? O kadar korumaz. Çünkü ummadığın yerden her şey beklersin ama onu da beklersin. Katliam gibi bir şey olur zannedersem. Büyük bir virüs. Yalnız ben bunun Amerika'dan yayıldığını düşünüyorum. Amerika'nın bir oyunu. Çeşitli deprem gibi teknolojik aletlerle her tarafa siber saldırı, işte vücutsal, kronik hastalıklara sebep olacak gibi saldırılar düzenlenebiliyor. Gelişmiş bir ülke. Ülkemiz için Allah korusun diyelim. Allah öyle de inşallah ülkemize gelmeye. Yani Çin'de izliyoruz, insanlar patır patır ölüyorlar. Çok tehlikeli bir virüs olduğu belli. İnşallah önlemini almışlardır. Bizim bakanımız da açıklıyor, Sağlık Bakanı da. Türkiye'ye inşallah giriş yapmaz. Çok tehlikeli. İran'a girdiğini de duyduk. Ama ülkemize inşallah gelmez, girmez. Ayrıca bu Çin'e de Cenab-ı Allah tarafından belki de bir cezalandırmadır. Yani öyle diye de düşünüyorum. Çünkü orada Müslümanlara zulüm yapıyorlar. Mutlaka Cenab-ı Allah cezalandırıyor olabilir. Buraya gelse biz Sağlık Bakanlığı'ndan yetkili kişileri önce bir dinlememiz lazım. Ne yapmamız gerekiyor diye. İşin doğrusu çok da dinlemedim ben. Ama ilk başta akla gelen şeyler maske takılır falan. Yani bu gibi şeyler ama daha fazla ne? Hiçbir bilgim yok. Nasıl korunurum? Türkiye'ye gelme ihtimali inşallah ki öyle bir şey yok. Olursa da artı bilmiyorum nasıl korunurum. Maske falan. Korur mu? Bence korunmaz. Yeterli gelmez yani. Peki gripte bile yani yeterli gelmeyen öyle bir virüste yani. Peki Maraş Paça korur mu sizce? Canan Karatay hanımefendi Maraş Paça virüsten korur diyor. Evet Maraş Paça eniştemizin yeri. Gerçekten süper bir yer. Herkese tavsiye ederim yani o yönden. Yani ölü sayısı günde en az 200-300 olmaya başladı. Ölü sayısı gitgide artmaya başladı. Dedikleri gibi bu gidişle giderse dünya nüfusunun %60'ı yok olur. Avrupa ülkesi, diğer kıtalar falan kalmaz. Ama Türkiye'ye 1-2 sene içinde uğramaz diye düşünüyorum. Çünkü nüfus azaltmak için yapılmış bir proje yani orada insanların nüfusu. Genelde zaten baktığımız zaman ölenlerin hep ya böyle yaşı 50'nin 60'ın üstünde ölen insanlar. Gençler de çok görülmüyor zaten bu. Sadece nüfusu en az indirgemeye çalışıyorlar orada. Benim düşüncem bu. Genelde yani kendimiz korumamız gerekiyor. Sizin gibi mesela maske takmamız gerekiyor. Ama Türkiye'de olmadığı için de şu an düşünmüyorum. Herhangi bir şey düşüncem yok yani. Ben inanmıyorum. Genelde Amerika'nın bir saldırısı olabilir yani. Çünkü Amerika ticaret anlaşması olduğu için belki anlaşmamış olup da oraya bir herhangi bir virüs bulaştırmış olabilir. Çünkü Çin'de de yani yedikler içtikten de olabilir yani. Çünkü her türlü hayvanı her türlü şeyler yiyorlar yani. Gelmesin yani kızım. Allah'ım oralarda koysun. Memleketimizi korusun Rabbim inşallah kötülüklerden, savaşlardan, her türlü kötülüklerden inşallah.